Herkese merhabalar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ünlü uyumları. Büyük ünlü uyumu ile başlayalım. İki tane ünlü uyumumuz var bu arada. Büyük ünlü ve küçük ünlü uyumu olmak üzere. Büyük ünlü uyumunun diğer adı kalınlık incelik uyumu. ÖSYM sorularında bunu tercih ediyor arkadaşlar. Hemen uyumu inceleyelim. Kuralımız çok basit. Türkçede bir sözcüğün ilk hecesinde a, ı, o, u kalın sesli harflerinden biri varsa Sonrakileri de ne olmalı? Kalın olmalı. Eğer Türkçede sözcüğün ilk hecesinde e, i, ö, ü ince sesli harfleri varsa kelimenin içinde bundan sonraki sesli harfler de ince olmalı. Hemen aşağıda bir metnimiz var. Oradan birkaç tane kelime seçelim, inceleyelim. İrade kelimesiyle başlayalım. İrade. İ ince ünlü, a kalın ünlü. E ince ünlü, E ince ünlü. O zaman bu büyük ünlü uyumuna uyar mı? Uymaz. Bir tane daha seçelim. Anlıyor musun'a bakalım mı? Anlıyor musun? Anlamak derken A kalın, I kalın, O kalın, U kalın. Bakın hepsi kalın olduğuna göre büyük ünlü uyumuna uyar mı? Uyar. Gelelim kural tablosuna aykırılıklara. Arkadaşlar başka dillerden aldığımız sözcüklerde büyük ünlü uyumu aramayız. Bir. İkincisi bitişik yazılan birleşik sözcüklerde büyük ünlü uyumu aramayız. Üçüncüsü tekeceli sözcüklerde büyük ünlü uyumu aramayız. İlk sert yurt gibi. Ve dördüncüsü Türkçe'de bir takım mızıkçı ekler var. Bunlar yedi tane. Bunlar çok mızıkçı. Eklendiği sözcüğün ee, durumunu bozuyor. Hatta bazıları başka ses olaylarına da sebep oluyor. Bu eklere bakalım neymiş. Gilken, Leyin, İmtirak, Yordaş ki. Bunlar bakın şu sütunda büyük ünlü uyumunu bozmuş. Şurada büyük ünlü uyumunu sağlamış. Gilek'inden başlayalım. Kalın, kalın. Halam kelimesi büyük ünlü uyumuna uyuyorken Gileki gelmiş, incedir. Şu anda büyük ünlü uyumuna uymuyor. Ama dedemgil derken ince 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 büyük ünlü uyumunu sağlamış. Yaparken kalın kalın ince büyük ünlü uyumunu bozmuş. Gelirken ince 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 büyük ünlü uyumunu sağlamış. Sabahleyin kalın kalın ama ince ince gelmiş. Ne olmuş? Büyük ünlü uyumu bozulmuş. Geceleyin bakın hepsi ince olduğu için büyük ünlü uyumunu sağlamış. Ekşim tırak derken ince ince ve tırak ekini almış. Kalın kalın Büyük ünlü uyumu bozulmuş. Sarımtırak kalın 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 kalın. Bütün ünlüler kalın olduğu için büyük ünlü uyumuna uymuş. Sevmiyor sözcüğüne bakalım. İnce ince yoreki gelmiş. Ne olmuş? Büyük ünlü uyumu bozulmuş. Ama yazıyor derken kalın 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 büyük ünlü uyumu sağlanmış. Gönüldaş ince ince kalın olduğu için uymamış. Kalın 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 olduğu için uymuş. Sabahki kalın kalın ince sesli olduğu için bozmuş. İnce 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 olduğu için büyük ünlü uyumuna uymuş. Arkadaşlar bu kadar hiçbir zorluğu yok büyük ünlü uyumunun. Evet hemen değiştirelim. <laughs> Şimdi bu sözcükleri büyük ünlü uyumuna göre inceleyelim. Sakinlik kelimesiyle başlayalım. Büyük ünlü uyumuna uyar mı? Kalemimi değiştiriyorum. A kalın, i ince, i ince. Olmaz. Hepsinin ya ince ya da kalın olması lazım. O zaman bu büyük ünlü uyumuna uymaz. Devam edelim. Sözcük. Bakıyorum ikisi de ince. Büyük ünlü uyumuna uyar. Okyanus kalın, kalın, kalın ünlü. Büyük ünlü uyumuna uyar. Öğleyin ince 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 ünlü. Büyük ünlü uyumuna uyar. Devam ediyoruz. Ressam ince ünlü kalın ünlü. Büyük ünlü uyumuna uymaz. Evet kalemi değiştirelim yine. Evet. Getirin ince 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 büyük ünlü uyumuna tabii ki uyar. Belediye ince 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 büyük ünlü uyumuna uyar. Özeti ince 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 uyar. Ama yarınki kelimesine bakalım. Kalın, kalın, ince. O zaman ne oldu? Büyük ünlü uyumuna uymadı. Halıcılık sözcüğüne bakalım. Kalın 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 büyük ünlü uyumuna uydu. Kesirler ince 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 büyük ünlü uyumuna uydu. Belirtisiz ince 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 hepsi ince büyük ünlü uyumuna uyar. Dünyasının ince kalın 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 büyük ünlü uyumuna uymaz. Yeşilim trak zaten imtirağı eki var ince 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 kalın kalın olduğu için büyük ünlü uyumuna uymaz. İncelememiz bu şekilde ince ve kalın seslileri bilmeniz yeterli arkadaşlar. Gelelim küçük ünlü uyumuna. Aslında çok kolaydır. Büyük ünlü uyumu kadar kolaydır. Ama biraz daha dikkat ister. Hemen kuralımıza bakalım. Türkçede bir sözcüğün ilk hecesinde düz bir ünlü varsa sonraki hecelerde de düz ünlü bulunur. Düz ünlülerimiz nelermiş bakalım. A, E, I, I. E. Ama Türkçede bir sözcükte yuvarlak bir ünlü varsa onlarda O, Ö, U, Ü. Sonraki hecelerde ya U, Ü ya da A, E olur. Kolay bir ezberleme tekniğimiz var. Bakalım ona. Balıkesir'den sonra Balıkesir gelir. Yani Balıkesir'in ünlülerine bakalım. Balıkesir derken bakın ı, e, i. Balıkesir'in ünlülerinden sonra yine ne geliyor? Yine Balıkesir'in ünlüleri geliyor. Bu soruları çözerken kenara bu formülleri yazarsanız daha kolay çözersiniz, daha rahat çözersiniz. İkincisi Koyun ölür tavuk güler. Bakın koyun ölüyor tavuk öyle gülüyor. Sakın yerlerini karıştırmayın. Koyun ölür tavuk güler. Bakalım kuralına. O, e, u, ü'den sonra. O, e, u, ü'den sonra. Ya a, e ya da u, ü gelir kuralımız. Biz de bunu kodlayarak yazmış bulunduk. Birazdan soru çözerken bunu bir kenara yazalım. Ama küçük ünlü uyumuyla da ilgili arkadaşlar bir takım aykırılıklar var. Başka dillerden aldığımız sözcüklerde küçük ünlü uyumu aranmaz. Az önce büyük ünlü uyumunda da söylemiştik. Ki eki. Yalnızca birkaç örnekte küçük ünlü uyumuna uyar. Bugünkü, dünkü, öbürkü. Ama onunki derken küçük ünlü uyumuna uymaz. Az önce de söylemiştik büyük ünlü uyumu da aranmaz demiştik. Tek eceli sözcüklerde. Çünkü başka ünlü yok. Tek ünlü var içerisinde. Bitişik yazılan birleşik sözcüklerde de küçük ünlü uyumu aranmaz. Büyük ünlü de aranmazdı. Ve gelelim son kuralımıza yor eki. Her zaman ki eki bazı durumlarda küçük ünlü uyumunu bozar. Geliyor derken bakın arkadaşlar bozdu. Onunki derken bozdu. Kuralımızı unutmayalım. Neydi? Hemen yazalım buraya kuralımızı. Önce ne olacaktı? Balıkesir'den sonra kesirden sonra ne geliyor? Kendisi geliyor. Çok kolay. Balıkesir. Yani A, E, I, İ'den sonra I, İ'den sonra A, E, I, İ geliyor. Kim ölüyordu önce? Koyun. Koyun ölür. Tavuk güler yazdım. Hemen kuralı geçiriyorum. O, Ö, -E U, Ü'den sonra arkadaşlar ya A, E gelir ya da o ü gelir. Hemen incelememize başlayalım. Süzülmek kelimesi uyuyor mu kurala? Bakalım. Ü'ye. Ü'den sonra ü gelir mi? Hemen üst kısma bakıyorum. Ü'den sonra Ü gelmiş. Evet doğru. Ama bir tane daha üst ünlü var. Ü'den sonraki E'ye bakalım. Ü'den sonra E gelir mi? Gelmiş. O zaman küçük ünlü uyumuna uyar. Bakın her ünlüyü kendinden sonraki ünlüyle, kendinden sonraki hecedeki ünlüyle karşılaştırıyoruz. Bilimsel sözcüğüne bakalım şimdi de. İ'den sonra i e geliyor muymuş? İ'den sonra İ e geliyor. Peki İ'den sonra E gelir mi? İ'den sonra E gelir. O zaman küçük ünlü uyumuna uyar. Kolon sözcüğüne bakalım. O'dan sonra O gelmiş. Bakalım O'dan sonra O var mı? Yok. O zaman bu küçük ünlü uyumuna uymaz. Sahiplik sözcüğüne bakıyoruz. A'dan sonra i e gelir mi bakalım. A'dan sonra evet iyi gelir. Şimdi ikinciye geçelim. İ'den sonra iyi geliyor mu? Tabii ki geliyor. O zaman sahiplik küçük ünlü uyumuna uyar. Bağlama. A'dan sonra A, A. Kolay. Bakalım A'dan sonra A gelir. Dolayısıyla küçük ünlü uyumuna uyar. Yüzük. Ü'den sonra Ü geliyor mu? Bakalım. Ü'den sonra Ü geliyor tabii ki. O zaman küçük ünlü uyumuna uyar. Sigorta sözcüğüne bakalım. İ'den sonra O gelir mi? İ'den sonra O gelir mi hiç? Hayır gelmez. O'dan sonra A gelir mi? Ona da bakalım. Gelmiş. Ama bir tane bozukluğun olması hele ki en başta bize yeter zaten. İ'den sonra O gelmediği için küçük ünlü uyumuna bu sözcük uymaz diyoruz. Patlıcan sözcüğüne bakalım. A'dan sonra I gelir mi? Balıkesir balıkesir gelir. I'dan sonra A gelir mi? Tersi de mümkündür. Küçük ünlü uyumuna uyar. Domatese bakalım. O'dan sonra A gelir mi? O'dan sonra A gelir mi? Gelir. A'dan sonra E gelir mi? Gelir. O zaman küçük ünlü uyumuna uyar. Yarışma derken A'dan sonra I gelir. I'dan sonra da A gelir. Yine küçük ünlü uyumuna uyar. Kargo sözcüğüne bakalım. A'dan sonra O gelir mi? Mümkün değil gelmez. O zaman küçük ünlü uyumuna uymaz. Evet, ünlü uyumları ile ilgili konu anlatımımız, uygulamalarımız bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.